Ünlü seyyah Evliya Çelebi 1655 yılında Van'a uğrar. Van'la ilgili izlenimlerini anlatan Evliya Çelebi tabii ki Van Gölü canavarına da geniş yer ayırır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Van Gölü canavarı ile ilgili anlattığı ifadeler şu şekildedir. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Erzurum'da bir ejder çıkmış ama Abdurrahman Gazi Hazretleri tarafından canavarın taş kesilmesi sağlanmıştı. Ejderin süphandağında bir eşi vardı ve yalnız kalan bu ejder Azerbaycan ile Diyarbakır taraflarını harap etti. Van halkı Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkıp yardım istediler. Peygamber ise "Ya Ali, yetiş ve bu yılanı kılıcın zülfikar ile kahreyle" buyurdu. Hazreti Ali bu emir üzerine atı düldüle binip süphandağına çıktığı zaman ejderhanın Van Gölü'nden su içtiğini gördü. Nara atarak ejderin üzerine saldırdı ve hayli cenk ettikten sonra canavarı öldürüp leşini göle düşürmeye muvaffak oldu. Sonra ejderin yuvası olan mağaraya gitti ve yavrusunu gördü. Mağaranın önünde hemen iki rekat namaz kıldı ve o giriş o anda bir kaya ile örüldü. Gölün sahilinde kendi kendine örülen bu duvara o zamandan beri Ali Kayası adı verilir. Leşin göle düşmesinden asırlar sonra Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan 1130 senesinde Van Kalesi'ni inşa ettirirken canavarın kemiklerini çıkarttırdı ve iskeletini kulelerin arasına koydurttu. Artık denizden yahut karadan gelen bütün yolcular bu kemikleri görebiliyordu. Timur 1402 tarihinde kaleyi muhasara etti ama ele geçiremedi. Memleketine eli boş dönmek istemeyince ejderhanın kemiklerini yanına aldı, develere yükleyip götürdü. Van'a gittiğimizde bizi ejderin mağarada mahpus olan yavrusunun bulunduğu kayanın yakınına kadar götürdüler. Bir saat kadar bekledik ama içeriden bir ses gelmedi. Derken bizimle beraber olan dostlarımızdan biri elindeki mızrağı kayadaki oyuklardan birine soktu. İçeriden gelen ses hepimizi korkuttu. Kayaların gerisinden bulutu andıran siyah ve kokulu bir duman yükseldi. Canavarın yavrusunun kaçtığını anladık. Biz de kaçmaya başladık fakat canavarın vücudunu göremedik. Ama Van'da ejderin kuyruğunun kayaların çatladığı yerde dışarıya kadar 50-60 arşın kadar çıktığını söyleyip yemin eden birçok kişiye rastladım der Evliya Çelebi.